Değerli futbol severler, değerli Kocaeli TV izleyicileri, Panorama 1. Lig'in yeni bölümünden herkese mutlu akşamlar, mutlu günler diliyoruz. 1. Lig'den Süper Lig'e giden son takım Bodrum Futbol Kulübü oldu. Dün akşam Adana'da oynanan playoff finalinde Sakaryaspor'u Bodrum ekibi 3-1 yendi. Sarı kartların uçuştuğu, kırmızı kartların da uçuştuğu bir final maçı izledik. Özellikle uzatma devrelerinde, ekstra sürede çok fazla sarı kart gördük. Ancak Bodrum geçen sezon yarım kalan hikayesini tamamlamış oldu. Hem teknik ekibinde hem de kadrosunda aslında bir yükseliş hikayesi var. Bunu konuşacağız. Bugün tam kadroyuz. Ali Hocam, Ali abi ve Koray abi bizlerle beraber. İlk olarak hocam seninle başlayalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Kısaca hemen şöyle bir final maçına dair. Çok zevkli bir maç oldu. Yani benim beklentilerimi karşıladı diyebiliriz. Yani hem oyun olarak hem skor olarak aşağı yukarı konuştuğumuzda da ben Bodrum'un daha favori görüyordum. Hem oyun anlamında hem kadro anlamında hem de emek anlamında bence biraz daha çalışmışlardı. Yani bir senelik bir oluşum değil, 3-4 senelik oluşumun meyvelerini almaya başlayan bir kulüpten bahsediyoruz. İlerleyen dakikalarda devam ederiz zaten. Teşekkür ederim hocam. Hemen geçen hafta bizle beraber olmayan bir diğer isim Ali abi, sana bir pas verelim. Sen de hoş geldin. Hoş buldum Tağacığım. Abi Ege'den ikinci takımı gönderdik Süper Lig'e. Yani evet, şöyle bir durum vardı. Biz İzmir'den özellikle maça gitmek istediğimiz zaman, Süper Lig maçına gitmek istediğimiz zaman en yakın Antalya ve İstanbul vardı. Bu sene onu da en azından yaklaştırmış olduk kendimize. Bir tane Göztepe vardı İzmir'de. Şimdi de Bodrum var. Bodrum'da yakın en azından. Yani iyi maçlara, güzel maçlara gidebiliriz. İzmir'de oynama durumu da var. Bunu da konuşacağız. Evet, öyle bir durum da var. Bakalım hani İzmir'de olursa güzel olur. Her hafta yani bir tane Süper Lig maçı en azından ilk devrenin bitimine kadar olmuş olur. Valla keyifli bir maçtı, güzel bir maçtı. Bodrum maçın başından sonuna kadar herhalde hak etti desek çok yanlış olmaz. Çok fazla pozisyona girdiler. Az sonra değerlendireceğiz. Ali Hocam'a katılıyorum. Yani 3-4-5 yıllık belki de bir emeğin sonucunda Süper Lig'e çıktı Bodrum. Güzel bir yapılanma. Aynı hoca, yıllardır verilen emekler. Ve geçen yıl Süper Lig'in kapısından dönmüştü. Bu yıl o hasrete son verdiler. Bakalım keyifli bir Süper Lig sezonu bizi bekliyor. Koray abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk Dağcım. Herkese bir merhaba. Hak edenin kazandığı bir final oldu. Çok hak ederek kazandı Bodrum. Hem Bodrum halkını, hem Bodrum sporu, hem İsmet Hoca'yı Cami Gönüller tebrik ediyorum. Dünden beri çok gereksizce bir şeyler dolaşıyor, görmüşsünüzdür işte. TFF'nin bu hani kongreye gitmesi için imza veren taraf kendi kazandı, vermeyen taraf çıkamadı diye. Ama bence bu söyleyenler burada çok büyük bir haksızlık yapıyorlar Bodrum Spor'a. Ya maçı izleyen herkes bunun hakkının Bodrum'da olduğunu herhalde Sakaryaspor'un çok dostum da söylüyor. Yani bu kadar da kolay indirgemeyelim. Bodrum'un 2 yıldır emeğine de hani deval gelmesin. Gerçekten hak eden kazandı. Sakaryaspor'cu aminatından da geçmiş olsun. Gelecek sezon bence daha iyi hazırlanmalılar. Özellikle yapılanma konusunda inşallah daha iyi olurlar. Çok geçmiş olsun. Şimdi tabii baktığımız zaman işte İsmet Taşdemir'le bir hikaye var ki İsmet Hoca'yı da burada ağırladık. Yaşadıkları süreçleri, sezon içerisinde yaşadıkları zorluklardan bahsetti. Bununla beraber herhalde bu şampiyonluk için en anlamlı isimlerden biri şüphesiz Bodrum'un 48 numarası Celal Dumanlı desek yanlış da olmaz. 12 yıldır camianın içinde olan bir isim. Geçtiğimiz sezon kırmızı kart sebebiyle final maçında takımı yarıda bırakıp bu maçta da sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalan, bu sezon takımından ayrı kalan Süleyman Özdamar'a değinmezsek de olmaz. Onunla beraber Bodrum'un nasıl söyleyeyim, sistemli bir kadro yapılanması var. Çeluska'nın mesela büyük bir tecrübe abidesi olduğu. Ya Gökdeniz gibi bir sprinter bir oyuncunun, genç bir oyuncunun kariyerine böyle bir şey eklemesi. Kenan Özer gibi bir kariyerin, kendi kariyerine böyle bir şampiyonluk eklemesi. Aslında Bodrum kadrosuna baktığımız zaman her bir futbolcu için herhalde farklı farklı anlamlar içerebilen bir mücadele oldu. Sakaryaspor açısından yani sosyal medyadaki tabirle
final kabusu devam ediyor yeşil siyahların. Uzun süredir gelen bir final kazanamama serisi var ki maçta da 44. dakikada Rayko Rotman'ın görmüş olduğu bir kırmızı kart vardı diyelim. Ali abi sen yine maçın değerlendirmesine başlayalım. Ya valla Koray'ın dediği doğruydu. Yani maçın başından sonuna kadar hak eden taraf Bodrumspor'du. İyi futbol oynadılar. Çok fazla pozisyona girdiler. Aslında kırmızı kart tabii Sakaryaspor'un gardını çok fazla düşürdü ama yani sonrasında da yani kırmızı karta kadar da pozisyonlar Bodrum'dan geldi. Sakarya'nın bir pozisyonu vardı. Dimitrov'da galiba. Onun dışında Bodrum'un etkili olduğu anlar vardı ama savunmada Sakaryaspor'un çok fazla hataları vardı. Özellikle yedikleri ilk gol hakikaten kabul edilebilir bir gol değil bu seviyede. Özellikle böyle bir final karşılaşmasında Süper Lig'e çıkmak için bir maça çıkıyorsun. Hani savunmada öyle bir hata yapmak hakikaten hepimizi şaşırttı. Savunma anlamında zaten Sakaryaspor kötüydü. Maç boyunca da kötü bir performans sergiledi. Yani burada işte Donkor'la Rotman çok hata yaptı. Rotman zaten kırmızı kart gördü. Yani böyle final maçlarında gerekirse ikinci gol yiyeceksin, kırmızıyı görmeyeceksin. Ben hep bunu söylerim. Eksik kaldığın zaman maalesef ne yapsan da o şekilde yani o açıyı kapatamıyorsun. Yani 10 kişi olmasına rağmen Sakaryaspor'a bir fırsat geldi, birbiri yakaladı ama tabii 45 dakika uzatmalar, 20 dakika, şey, yarım saat 10 kişi oynamak performans anlamında her oyuncunun hemen hemen 2 kişilik oynaması demek. Bu seviyelerde eksik oynamak kolay değil, çok zor. Bu anlamda yani Sakaryaspor'un şey, yani 45'ten sonra çok daha zordu. O açıyı da kapatamadılar. Bodrum çok fazla pozisyon kaçırdı aslında. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani 1-0'dan sonra 2-3 de olabilirdi ama o golü bir şey bulamadılar. Tabii aynen öyle. Yani çok fazla şutu vardı. Yani bir de şöyle bir şey var. Ben aslında Bodrum'un yaşadığını düzeltiyorum. Sakarya'nın yaşadığını geçen yıl Bodrum'un finalde yaşadığını benzetiyorum. Onlar da 10 kişi kalıp Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi. Sakarya'da acaba senin Süper Lig'e mi çıkacak? Onlar da aynısını finalde yaşadı. 10 kişi kalıp rakibi Süper Lig'e çıktı. İddiasın hocam. Takım kalmadı. Konuşacağız. Onların hepsini konuşacağız zaten. Evet doğru. Yani bu maçla ilgili aslında şöyle bir şey. Zaten maçtan önce yani çoğu insana sorsan hani yandaş değilse Bodrumspor takım kadrosunu, yani takım birlikteliğini, fiziksel gücünü bakıldığı zaman Bodrumspor Sakaryaspor'un yani bir iki adım önünde. Yani bakıldığı zaman Sakaryaspor'u bu sene kim taşıdı? İşte Deval taşıdı. Bir tarafta Dimitrov taşıdı. Evet. Baktığın zaman orta sahasındaki Hasan'la Sinan, işte biraz da Murat Cem'in yardımıyla buralara kadar gel. Hatırlarsanız devre arası biz ne diyorduk Sakaryaspor için? Bu savunmasına eğer transfer yapamazsa işleri çok zor. Şimdi doğru. Yani bakıldığı zaman bu maçta da hatırlayın, maçtan önce muhabbet ediyorduk. Size dediğim bir şey vardı. Özellikle Gökdeniz, Kenan ve Burak, hani bu Sakaryaspor'un hani hiç istemeyeceği hücum tarzı oyuncular. Yani sürekli arkaya koşu yapan, evet, sürekli stoperleri ve bekleri rahatsız eden oyuncu tiplemeleri. Sakaryaspor'a bakıyorsun, Donkor ağır. Orta saha oyuncusu, orta sahadan stopere devşirme Rodman. Ve bir tarafta Bülent. Bülent'in de normalde orijini kenar oyuncusu değildir, bek değildir. Yani böyle bir takım, hı-hı, sana tam tersi sprinter oyunculara karşı oynayan bir savunma haline geliyor. Ve Bodrumspor bence dersine çok iyi çalıştı bir de. Yani özellikle Sakaryaspor'un en iyi yeri orta sahaydı. Ve burada da ben gerçekten özellikle Bodrumspor'un geçen haftalarda söylediğim Samet. Ya maşallah, yani muazzam iyi oynuyor. Yani orta sahada hani o seneler tecrübeli, evet, maçın en iyi oyuncularından biriydi hocam. Çocuk sürekli iyi oynuyor. Yani ritmini, temposunu düşürmeden hep belli bir seviyede oynuyor. Ki zaten iyi oynayan bir Bodrumspor vardı. Üzerine eksik kalan bir Sakaryaspor ve orada işte bazen hani bu şey vardır ya, 1-0 mağlupsun ve orta sahasını bozdu Sakaryaspor. Hani zaten 1-0 geridesin, yani ben kendi adıma, ben 1-0 gerideyim, hücum etmem gerekiyor çünkü yakalamayacağım. Yani bu bir de son maç, yani bunun bir telafisi de yok. Halbuki savunma
orayı üçlüye çevirip orta sahada eksilmeseydin belki Sakaryaspor bu kadar baskı altında oynamayacaktı. Evet, biri yakaladı. Evet, Dimitrov'un çok büyük çabaları vardı, yakaladı ama şöyle de bir gerçek var. Herhalde 5'e yakın topu direkten döndü Bodrumspor'un 90 tabii dakika boyunca. Ya bir de hücum 4 döndü galiba. Bir tanesi son dakikada maçın fişini çekerdi. Ya şanssızlıklar var. Ya vuramıyorlar, evet, baskı atıyor. Ya bakıldığı zaman Sakaryaspor'un en etkili yeri neydi? Orta sahası. Burada da eksildin. Çünkü stoper oyuncu katmak için orta sahanı bozdun. Ve bunun yanında senin zaten Sakaryaspor'un ön tarafı çok aslında bakıldığı zaman savunma yardımı olmayan oyuncular. Yani Yaval öyle oynuyor, Dimitrov öyle oynuyor, Endalovo öyle oynuyor. Ve bakıldığı zaman zaten eksiksin. Bir de öndeki bu üçlü eksik. Ve bunun yanında ne yaptı hoca da? En son baktı ki hani olmuyor, hücumdaki oyuncuları değiştirdi. Bu biraz sanki biraz daha canlandırdı sanki Sakaryaspor. Hani biraz daha diri tuttu. Kore'yi aldı, hava toplarını indirsin. İşte Dimitrov'a ona göre koşular yapsın diye. Ama bu sefer yani orta saha adına hiçbir şey kalmadı. Yani Bodrumspor her aldığı toptan sonra rakip ceza alanına kadar çok basit gitti. Evet, orada hatalar yaptılar ya, son topu atamadılar ya, son vuruşları yapamadılar. Yani biraz da özellikle Burak çok rahatsız etti. Özellikle 60. dakikadan sonra Burak o savunmayı var ya yani hani nasıl derler, paramparça etti denilebilir. Üzerine bir de işte bir de takımı tanıyan bir hoca, işte İsmet Hoca oyuncularıyla sürekli birlikte olduğu için ikinci senesini bitirdi, 2,5 sene. Ne yaptı? Evet, Gökdeniz çıkmaz, Kenan çıkmaz ama onların yerine çok daha diri, tempolu oyuncular sokarak yorgun Sakaryaspor'u neredeyse bitirdi. Ya zaten aslında uzatmaya gitti ama uzatmada yani uzatmanın penaltılara gitmeyeceği çok belliydi. Çünkü fiziksel anlamda bir Sakaryaspor ama oyuna soktuklarından sonra Bodrumspor anormal derecede fiziksel olarak da öne çıktı. Yani ben diyorum yani buradaki hoca başarısı muazzam. Ve özellikle dikkat edin, Burak'ın orada gereksiz sinirlenme durumları vardı 3. golden sonra. Hoca ne yaptı? Hemen onu da oyundan aldı. Atmosferi oradaki hani olacak... Yani gerginliği düşürmek için. 3-1, Burak da kırmızı kart dese orada bir oyuncu da ona derken 10'a 9 kalırsın, maç 3-3'e bile gider. Yani bunlar futbolda olmuş şeyler. Yani hoca maçın başından sonuna kadar bence muazzam derecede takımını iyi analiz etmiş. Zaten etmemesi de yani başarısızlık olur. Çünkü bu takımın içinde kendin yapıyorsun. Bütün transferleri kendin yapıyorsun. Ya burada konuşurken hoca ne dedi? Biz dedi 100 bin dolar ve euronun üstüne oyuncu almadık dedi, değil mi? Ya bu bakıldığı zaman muazzam bir başarı. Şimdi bu ligde 10 milyon euroya yakın para harcayan kulüpler var. Geçmiş kulüpler var. Ama ona rağmen bence özellikle Bodrumspor'un bu seneki başarısı, bundan önce ben yine çok takdir ettiğim Ümraniye ve İstanbulspor'un yine bu şekilde lige çıkmaları, inşallah bu ligimizdeki takımlara örnek olurlar. Çünkü kulüplerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar az çok belli. Bunlardan kurtulmak için bence ayıp değil, örnek alınması gereken kulüpler. Geçen gün sizin programda başkan ne dedi? 400 milyona yakın gene harcayacağız gibisinden bir laf etti. Yani bu iş 400 milyonla olacak bir şey değil. 100 milyona da bu yapılabiliyor. Yani bu bence çok büyük örnektir. Tabii bir yani başarıdır. Sistematik bir başarı aslında bu. Hocam orada mesela şimdi Sakaryaspor'da işte Kasongo gibi bir oyuncu kullanamıyor haftalardır. Yani yine oynatmadı hoca. Son dakikalar da oynadı. Yani evet, aynen öyle. Şimdi Kasongo gibi santrafor belki hani hep şey yapıyoruz ama Kocaeli Spor'da olsa belki Süper Lig'e çıkacak Kocaeli Spor. Veya Bodrum Spor'da öyle bir santrafor yok. Celal'i orada oynatıyor. Yani bir takımın içinden bir çözüm bulmaya çalışıyor hoca. Dediğiniz gibi yani biraz da burada hoca kendi kadrosunu kendi yaptı. Çözümü de kendi kadro içinden bulmaya çalıştı. Evet. Yani hoca ille şu değil. Hocalık başarısı ille transfer yapmak değildir. O kulübün ekonomik bütçesini düşünerek o takımın içerisinden o bölgelere gerekli oyuncuları devşirmektir. Yani bunları bence İsmet Hoca, yani biz de programımızda değil mi? Evet. Davet etmiştik, sağ olsun katılmıştı, güzel açıklamalar yaptı. Hatırlayın, orada ben İsmet Hoca'ya sorduğum bir soru vardı. Hocam ya geçen seneki temponuzda değilsiniz, oyun gücünde evet değilsiniz diye. O zaman da ne dedi? Yani yavaş yavaş haklısınız, ikincileri bunu yakalamaya çalışacağız ve bence zaten ikinci yarının belli bir noktasından sonra bunu yakaladılar ve burada maç oynayarak da final maçına geldiler.
Yani bakın bu da çok önemli. Maç oynayıp ritim yakaladılar ama Sakaryaspor bekledi. Yani beklerken de hani bir hoca değişikliği, ekonomik sıkıntılar derken, kadro dışılar derken bence Sakaryaspor'da zaten bir sıkıntı vardı. Hani bu bekleme süreci de onları bence de etkilemiştir yani. Ali abi ve Ali hocam teşekkür ediyorum. Kore abi senden de maça dair görüşlerini alayım. Yani Ali hocama şunu soracaktım. İki hafta önceki yayında sormuştum. Ben çok etkilediğini düşünüyorum. Yani direkt finale çıkması Sakarya'nın maç yapmadan gelmesi bence daha fazla tarafın bozgun olduğunu bize gösterdi. Her açıdan. Bilmiyorum yanılabilirim ama ben Sakaryaspor'un hiç hazır olmadığını gördüm. Oyuncuların da mental açısından. Coşkun Hoca'ya da bunu tam anlamıyla yıkamayın. Zaten tek maç öncesi geldi. İkinci maç adını. Ama genel baktığımızda Sakaryaspor bence yanlış planlanmış bir kadroydu. Doğru yönetilemeyen bir kadroydu. Buyur hocam. Yani orada Sakaryaspor'u yanıltan nokta şu. Kocaelispor'u yendikten sonra fazla havaya girdiler. Halbuki Kocaelispor'u evet. Zaten bu ligde son 10 haftada herkes yendi. Evet. Yani Sakaryaspor'un... Komutsuz takım zaten. Tabii Kocaelispor zaten kopmuş bir takımdı. Hani Sakaryaspor'da buraya hoca değişiklikten sonra biraz daha motive geldiler. Ve Kocaelispor'u yendikten sonra ya çok iyi bir takımın yendik de biz finaldeyiz artık. Üçüncüyüz çıkarız modu. Bence yanlıştı çünkü burada esas alınacak nokta Kocaelispor değildi. Çünkü Kocaelispor'un gücü, Kocaelispor biz ne diyorduk? Playoff'a bile kalması mucizeydi artık. Yani o düşüşten sonra. Evet, çok yani o yüzden bence Sakaryaspor orada da belki yanılmış olabilir. Yani, evet. Yani genele baktığımızda Bodrum Spor'u buraya da hocayı da sağ olsun davet ettiğimizde biz de konuştuğunda da söyledik. Yani biz Bodrum Spor'u çok rahat bir şekilde neler yaptığını, neler yapabileceğini biliyoruz. Çok planlı giden bir takım. Bize şunu öğretti. Çok büyük paralar harcamayarak birlikte başarılı olabileceğini de gösterdi. Süper Lig'de ne yapacaklar merak ediyorum ama teknik değil. Hani İsmet Hoca'ya devam etmeye çalışıyorum. O kadar çok takım gördüm ki yani Süper Lig'e çıkan hocası da onlara inen ama herhalde Bodrum Spor'da bunu görmeyeceğiz. Bence de. Devam etmesi lazım. Ya, çünkü bu yapıyı en iyi bilen isim İsmet Hoca şu an. Kesinlikle. Ama maalesef işte Süper Lig'de 2-3 maç kötü gittiğin zaman hemen yani o 3-5 sene unutuluyor ya. Ama şey olarak bakıldığı zaman Bodrum Spor bu sene kötü gittiği bir dönem var. Evet bayağı da kötü gitti. Kötü, yani sezon başında evet. Yani iyi başladı ama bir ortada bocaladıkların da hocaya karşı hiçbir yanlış bir şeyleri olduğunu hocam yani orada olmadı ama Süper Lig'de çok öyle olacağını düşünmüyorum. Hani birincilikte belki tolere edilebiliyor ama Süper Lig'de biraz daha sanki böyle panik butonuna basılıyor hemen yöneticiler var. Kulüp yapısı çok önemli. Aynen. Başka bir durum oluyor. Bunlar bir şirket ve bakıldığı zaman da çok panik yapan insanlar değil belli. Yani bakın belki Bodrumspor'un devre bittiğinde playoff'a kalmama ihtimali bile göz ardı ediliyor. Hani kalamayabilir mi acaba filan. Evet. Ama adamlar orada bile dikkat edin İsmet Hoca ne demişti? Biz alt ligden oyuncuları alıp oynatmadığımız oyuncuları yollayacağız. Devre arası onlarla onları hazırlayacağız. Ki bakın yani muazzam bir başarı şu anda. Senede kulüpler 300-400 milyon para harcıyorlar. Bunun 200-250 milyonu zarar yazar her yıl kulübe. Ama şimdi Bodrumspor bu sene belki kendi cebinden bütçesini 10-15 milyon, 20 milyon harcamıştır ama şu anda çok büyük bir kâra geçmişlerdi. Şirket, yani şirket olduğu zaman kâr yapmak için doğru adımları atıyorsun. Yani paranı hep daha doğru şekilde harcamaya çalışıyorsun. Bence çok büyük bir başarı. Bir de şu var maçı. Şunu söylemek istiyorum. Hem Koray da bence katılacaktır. Ali Hocam da dikkat etmiştir. Playoff boyunca yani ilk maçtan son maça kadar şöyle bir şey vardı Bodrum Spor'da. Hiçbir maçta berabere giderken dahi ben hiç Bodrum Spor'da bir panik havası görmedim. Hep kendine güvendiler. Hep sakin kalan bir takımdı. Ben burada işte hoca başarısı bence bu. Çok sakin bir takımdı yani nedense. İlk maç Bolu maçı. Çorum karşısında iki maçta da yani. İkinci maçta yönetleri bölümünde bile ya ben kesinlikle golü bulmalıyım işte iyi oynuyorum falan filan böyle bir hani şey bir panik havası hiç olmadı takımda yani. Hep sakin kaldılar. Dün de aynı şekilde. Hani maç bir bire geldiğinde bile hemen pozisyona girdiler. Yani
aman ne oluyor, eyvah, bir bir oldu, adamlar 10 kişi bir bir yakaladılar gibi böyle bir panik havası. Playoff boyunca hiç yoktu Bodrum Spor'da. Yani bunu siz de gördünüz mü bilmiyorum. Ben çok şaşırdım bu konuda. Çünkü illa ki takımlar kötü oynadığı bölümde bile bir paniğe düşebilir. Ama İsmet Hoca'nın takım hep sakin kaldı playoff boyunca. Orada işte hoca başarısı. Bakın bu takım çıktığından beri Erkan'ı takımda değil mi? Orta sahaya maçın Erkan'ı gene soktu. Bakıldığı zaman bir hoca takımını tanıyorsa, yani ne çalıştırdıysa, ne istediyse, ne kadar çalıştırdıysa, takımın gücünü biliyorsa, oyuncular da hocaya inandığı zaman, bakın adam oyundan Gökdeniz'i ve Kenan'ı aldı. Yani Gökdeniz ve Kenan bu takımın lokomotifi, evet. Yani bu takımı sürükleyen oyuncular. Ama buna rağmen yakalandılar ama hiç panik yok. Dediği gibi Ali'nin, o kadar sakinler ki o yakalandıktan, yani bir birden sonra maçı 4-1, 5-1'e getirebilecek kadar, 90. dakikaya kadar, bakın yediği golden sonra. Evet. Yani ama işte diyorum ya, hoca başarısıdır. Çalışırsan, iyi kadro kurarsan, oyuncuları seçip, beğenip, onlarla bir zaman geçirdikten sonra herkesin ne verebileceğini biliyorsan, adam oyuna mesela Tunağan'ı soktu değil mi? Tunağan oyuna girdikten sonra gol attı. Yani oyundan işte gol atan Gökdeniz, kırmızı kartı çıkarttılar. Çıktılar ama normalde Burak'a devam ettirdi ve Burak da Sakarspor'un neredeyse içinden geçti. Yani devamlı kenarları zorluyor, defansı zorluyor. Ya bu da işte hocanın takımı ne kadar iyi tanıdığının bir göstergesi. Bir de burada yine söylemiştim ama bakın Bodrumspor şampiyon oldu, değil mi? Yani Trendyol birincilikte şampiyon oldu. Ama Bodrumspor sadece A takımı ile ilgili bir başarısı yok. Bodrumspor'un U19 takımı da kendi liginde, yani B elit liginde şampiyon oldu. Ya bunun göstergesi nedir biliyor musun? Biz sadece A takımla ilgilenmiyoruz. Biz altyapıda da bir dizayn kurduk. Bunu da götürmeye çalışıyoruz. Yani, çok iyi bir yapılanma, çok iyi bir planlama. Zaten doğrusu bu. Doğrusu bu. Yani hocanın devrası dediği gibi biz Süper Lig'den oyuncu almıyoruz. İşte veya yabancı oyuncu getirmiyoruz öyle paralı. Biz alt liglerimizde, ikinci ligdeki oyuncuları takip ettik. Evet, oradan işte. Bravo, yani bunu devam ettirebilirlerse harika bir şey. Şunu da soracağım. İşte maçtaki golleri dün akşam grupta konuşurken işte mesela Bodrum'un attığı ilk gol. Yani çok Donkor'un orada basit bir savunma hatası. Mesela Sakarya'nın bulduğu golde de ben Diogo'nun erken davrandığını düşünüyorum mesela o defansta şey olduğuna dair. Yani aslında her iki takım da savunma zafiyetleri de verdi bir nebze. Ya orada bence kaleci çok hatalı çıktı. Eksik yakalandı şeye karşı, Dimitrov'a karşı. Şöyle ama kaleci de çok hatalı çıktı bence. Yani yanında bir stoper oyuncusu vardı. Kaleci çıkmasa pek gol olmayacaktı o pozisyon. İki tane stoper oyuncuyla birlikte koşuyorlar Dimitrov'la. Orada kaleci kalesinde kalıp, yani en fazla Dimitrov ne yapacak? Orada şutu dener. Uzaktan bir şut. Evet yani. Yakalanacak, top sürüyorsun. Kolay değil top sürerken rakip eksiltmek. Ama orada kalecinin, ama Sakaryaspor'un yani zaten sezon başından beri stoper bölgesindeki eksikliği yani hep tartışıldı, hep söylendi. Hocam hatırlıyorsanız devre arasında burada program yaparken hep Sakaryaspor'un savunma hattına dikkat çekmiştik. Siz de üstüne basa basa söylemişsiniz. Yani o dönemden beri belki de o savunma aksiyonu hataları finalde başlarına bela oldu. İşte kulüpler ne yapıyor? Taraftara daha şirin gözükmek için hep kenar ve santrafor oyuncusu alıp, yani iç eşitlik olsun. Ya bir atabilirsin ama attığından fazlasını yemeyeceksin. Bir kere bu bir kural. Aslında ne kadar artık dünyada futbol şuna döndü. Ne kadar az yersen, hani sabırlı oynarsan artık skor üretebiliyorsun. Duran toptan üretiyorsun, işte çabuk oyuncularını üretiyor. Ama gol yemeyeceksin. Birinci kural bu. Sakaryaspor'un arka dörtlüsü. Yani eyvah eyvah, yani bir de Cihan çok iyi oynadı. Evet. Kaleci yani 90. dakikaya kadar çok iyi bir maç çıkardı. Yediği gollerde de hani yapacak bir şeysi de yok zaten. Bir de sadece Sakaryaspor adına herhalde Dimitrov dışında etkili bir oyuncu ben göremedim sahada. Dimitrov çok çabaladı. Evet. Pozisyonlara doğru soktu. Onun dışında Delvay'ı da kötüydü. Yani çok etkili değildi. Hiç. Ben hep diyorum. Bir şutu var Delvay'ın zaten. Başka bir şey. Evet. Ben hep dediğim şu var. Şimdi senin elinde yabancılarını bir sayalım. Endolova var bizden giden. Kasongo var. Bir tarafta Dimitrov oynuyordu. Değil mi? Hücum bölgesinde özellikle. Evet. Ondan sonra diğer tarafta kimi oynattılar?
Delvaye. Şimdi Delvaye. Burak Süleyman var. Roşi var değil mi? Şimdi bu kadar evet. Üç oyuncusu bir arada olduğu zaman 3 tane Burak, Burak kadro dışı hocam. Kadro dışı değil mi? Demek yanlış ki sezon boyunca bunların sen zaten çok aktif kullanamıyorsun. Hep zaten dikkat edin. Bölüm bölüm Burak 5-6 hafta götürdü. İşte 5-6 hafta o götürdü ama şey değiller. Yani süreklilikleri olmuyor. Çünkü bu oyuncular oynamadığı zaman mutsuz. Bunları mutlu etme şansı evet. Yok. Çünkü hep oynamış oyuncular. Biraz yedek oturduğu zaman ve süreyi azaldığı zaman bunlar ne yapacak? Küsüyorlar. Yani çok kolay değil bizim ülkemizde. Hani bir bakıyor o küsmüş. O zaman ben de küseyim diyor. Küsen olduğu zaman yöneticiler onunla daha çok ilgileniyor. Garip bir olay. Ama Bodrum Spor'a bakın. Yani adamın şekli belli. Kenan bir tarafta, Gökdeniz bir kesinlikle. Tarafta. Yürüyorlar. Var mı finale ve Bodrum Spor'un çıkışına kendisi olan? Ben Bodrum'da önemli bir isimlerden biri de hani Üzeyir'e de dikkat çekmek istiyorum. Evet. Sağ bek. Üzeyir de maçın en iyilerinden biriydi. Ya Üzeyir bir de şöyle bir Üzeyir'in şöyle bir ilginç durumu var. Geç profesyonel oyunculardan biridir. Yani belki biliyorsunuzdur. Bundan 4-5 yıl önce Soma Spor Bölgesel Amatör Lig'deyken Soma Spor'un o sezon şampiyon olduğunda en önemli oyuncularından biriydi. Bölgesel Amatör Lig'de. Üçüncü lige çıktı Soma Spor. Ondan sonra profesyonel olan bir oyuncu. Yani geç profesyonel olan bir oyuncu ama ya ona rağmen sanki yıllardır yani yaşına rağmen birinci ligde oynuyor gibiydi. Maçın en iyilerinden biriydi. Sezonun en iyilerinden biriydi. Bence sezonun en iyi sağ bek performanslarından biri herhalde Üzeyir'dir yani. Hiç kuşku yok ki. İşte hocanın ne kadar takıma güvendiğini bir takım bu işin bir takım oyunu oldu. Burada ortaya çıkıyor. Ben Üzeyir'i de burada kutlamak istiyorum Bodrum adına. Teşekkür ediyorum abi. O zaman yavaş yavaş birazcık da birincilikte son olanlara bakalım. İlk olarak son gelecek ekibi konuşalım desek çok da yanlış olmaz. Şimdi hafta sonu Türkiye'de resmi olarak futbol sezonunun son maçı oynanacak. 1461 Trabzon Iğdır Futbol Kulübü ile 2 Haziran Pazar. Hepimiz bir tatile çıkacağız artık. Yani evet haftaya biz de inşallah son programda tatile çıkacağız. Ya tatile çıkacağız değil mi? Sıcak gelişme olursa bir telefonla hep beraber toplanıyoruz diyebilirim yani. Tatil var ama. Iğdır Futbol Kulübü ile 1461 Trabzon Sivas'ta karşı karşıya gelecek. Aslında baktığımız zaman hem Bodrum Sakarya finali hem de bu ikinci lig finalinde, üçüncü ligde de bu sefer üçüncüler avantajlı değildi. Şimdi mesela ikinci lig playoff finali iki takım da grubunda mücadele ederek geldiler. Bir tarafta Van, bir tarafta Kastamonu elendi. Hocam senden başlayalım final öncesinde. Ya şöyle, yani ben Trabzonluyum. Bakıldığı zaman hani orada da bir sürü tanıdığım var yöneticileri olsun falan. Yani kalbim o tarafta ama Iğdır Spor'da da bir sürü bizim oyuncumuz var. Yani Kocaeli Spor'dan gitmiş oyuncular var. İkisi de şirket takımı, ikisi de başkanların aldığı, kurduğu kulüpler ve büyük bütçeler harcayıp hani onları Trendyol birinciye çıkartmaya çalıştığı kulüpler. Ama tabii Iğdır Spor daha çok yeni ama büyük yatırımlar yaptı. 1461 Trabzon'sa biraz daha hani sezon başı hedefleri küçüktü ama lig devam ettikçe kendilerine bir hedef koydular. Hani hep iyi gittikçe bu sefer çıkabilir miyiz'i kovaladılar. Evet ligde çalkantılı dönemler geçirseler de şu ana kadar ya üçüncü ya dördüncü hocaları. Yani şu Sait dönem. Hoca. Tabii. Şey, bakıldığı zaman şimdi hani aynısı da şey için de söylenebilir. Iğdır da üçüncü hocayı değiştirdi bu sene. Ya o yüzden bence çok zor maç olacak. Hani ben penaltılara kadar gidebilecek bir maç olarak görüyorum. Çünkü çok emek verdi iki kulüpte. Çünkü hatırlayın 1461 zaten hatırlarsanız bizim ikincilikten ilk çıktığımız zamandan beri önce bizle yarıştılar arkasından. Yani aslında camia olarak zaten bundan 10 yıl öncesinde birincilikte gördüğümüz de bir camia yani 1461 Trabzon. Şöyle o isim değil aslında onlar değiştiler. Onlar amatöre düştü bu ismi bunlar aldı. Yoksa başka kurulan bir kulüptü. Ondan sonra geldiler. Ama son 3-4 yıldır özellikle başkanları çok büyük yatırımlar yapıyor. İstediklerini pek alamasa da, yatırımların karşılığını alamasa da gene de vazgeçmiyor. Ama Iğdır biraz daha yeni. 2 senedir büyük yatırımlar yapıyor ve çıkıyorlar. Ya bu sene de çıkmak isteyecekler. Hani kadro anlamında bence iki takımın kadrosu da gayet iyi. Yani ikisi de bence bu sene PTT yani Trendyol'da olsalardı bence rahatlıkla mücadele edebilirlerdi. Renk bile katabilirlerdi. Ben ortada bir maç görüyorum.
iyi olan kazansın diyorum. Devam edelim Kore abi. Evet daha yani daha çok playofflarla birlikte daha böyle uzun uzun izleyebildiğimiz iki takımın mücadelesi, iki takımın da son maçlarını izleme fırsatı bulmuş olarak konuşursak iki takım bir kere formu düzeyinde oldukça iyi daha. Yani iki takım da iyi maçlar çıkartarak buraya geldi. Sayın Hoca zaten bu ligi gerçekten iyi bilen bir isim. Hakeza Serdar Hoca da. İki tarafa da baktığımızda önemli isimler var. Mesela yani Iğdır'ın dediğin gibi Kocaeli'lerde giden bayağı bir yani Iğdır'a bir 5 tane yabancı koysan birinci ligde herhalde orta sıralarda falan kendine yer bulabilir. Bu sene gibi birinci diyorum. Diğer tarafta önemli 1400'de Ali Hocam'ın dediği gibi bir şirket takımı iyi yatırım yaptılar. Onlarda da çok önemli isimler var. Ben hocama çok katılıyorum. Böyle uzatmaya gidecek bir maç istediyorum. Yani çok gol olmayacak. Uzatmalı. Hatta penaltılar da birinci geçecek gibi göreceğiz gibi görüyorum. Bakalım iyi olan kazansın. İki taraf da ciddi yatırım yaptı. Artık son maçı bekliyoruz biz de merakla. Teşekkür ediyorum abi. Ali abi seninle devam edelim. Katılıyorum. Şimdi şöyle bir şey. 1461 geçen sezonda yine buralardaydı. Hep zirveyi zorluyordu. Hep bu yani playoff hattında gezen bir takım zirveyi zorluyor. Son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi veriyor. Geçen yıl da aynısını yaşamıştı. Bu sezonda playofflarda finale kaldılar. Iğdır da çok fazla yatırım yaptı tabii. Bakalım hani zor bir maç bizi bekliyor. Ya ben şöyle düşünüyorum. Iğdır'ı favori görüyorum açıkçası finalde. Yani PTT yani Trendyol 1. Lig'e çıkma anlamında Iğdır'ı bir adım önde görüyorum. Ama hocaları tanıdığım hocalar, Sait Hoca da, özellikle Serdar Hoca da çok fazla risk almayı seven hocalar değil. Bu anlamda ben iki takımın da maçında çok fazla pozisyona girebileceğini düşünmüyorum. Yani Ali Hocam'a katılıyorum burada. Çok fazla risk alan hocalar görmeyeceğiz bence. Penaltılara kadar da giderse çok sürpriz olmaz bence. Özellikle Serdar Hoca da hani çok fazla risk almayı seven bir hoca değil. Sezon içinde bunu gördük. Playoff'larda da gördük. Bu anlamda evet hocam yani iki takım da birbirini kilitleyebilir. Ben bir adım Iğdır'ı önde görmekle birlikte maçın da penaltılara gitme ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani hocalar anlamında çok fazla zaten final maçlarında hangi hoca çıkarsa çıksın çok fazla risk almaz. Sezon içinde de çok fazla risk almayan iki takımı düşünürsek finalde ben hiç risk alacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Yani ekstra bir kırmızı kart falan olmazsa herhalde maç uzunca süre beraber gidecek gibi duruyor. Ya ben de herkes gibi bu maçın uzatmalar gideceğini düşünüyorum. Çünkü zaten özellikle alt liglerdeki finallerde çok fazla penaltı gördük bu sezon. İşte Erbaa, Muş finali, bir Elazığ, Ordu finali şey oldu normal süresinde ötte. Şeyi izlediniz mi? Lafını kesiyorum ama Erbaa'nın hocanın yaptığını gördünüz mü? Kupa seremesinde kupayı aldı başkanın elinden ve gitti. Evet, ben yakından takip ettim. Ben görmedim. Yani Erbaa'da var öyle bir sıkıntı. bu arada tabii oradan da Elazığ'ı tebrik etmek lazım. Koçlar direne direne bir geri dönüş bir şey yaptılar. Onlar da aslında... Bülent Hoca inanılmaz bir iş yaptı orada. Hiç yenilmedi sezon boyunca. Çok iyi kadroları var ama. Yani daha 17.000 ortalamayla oynuyorlar. Birincilikte buna yaklaşabilirler. Birincilikte koyarsan lider. Birincilikte şu an lider. 16.000 de Göztepe'deydi. Yani. 17.000 de. Çok güzel bir stat yapmış Elif'in. İnşallah. Butik bahsettiğimiz çift katlı butik stat. Aynen öyle. Bir de seyirci de özlemiş. Tabii bari stat demişken de Bozum'la belediyeyi söyleyelim. O sırada bir yani yenilesinler. Güzel kompakt bir 10 bin kişilik bir stat oraya yakışır artık. Bence acele etmesinler ya. Şöyle bir 2-3 yıl kalabilirlerse ligde. Evet. Yoksa Bodrum'da biliyoruz işte yazın haricinde zaten boşalan bir ilçe. Yani onu da hesaba katmak lazım. Bodrum'la alakalı hemen hazır konunun şey değilken şimdi gelen bilgiler İzmir, Manisa ve Denizli yönünde. Denizli. Ya Bodrum en yakın hangi stat vardı normalde şehirlerden? Muğla kendisi Muğla stadı yani var ama Muğla oynamaya elverişli değil. Ya orayı düzenleyebilirler. Sonuç itibariyle yani o şehrin takımı. Yani Muğla zaten Muğla'da bir şehir güzel bir şehrimiz. Oraya yani 10 bin kişilik bile bir stat yapılsa bence gayet güzel olabilir.
Yeterli olur. Yani hocam bence şunu ben şey şunu düşünüyorum. Evet abi. Bodrum'a staf yapılmaktansa dediğiniz gibi yazın bomb yani kışın bomboş bir ilçe. Yani Muğla'ya yapılması yarın bir gün Muğla Spor'un da şimdi 3. lige çıktı onlar da. Hani Muğla Spor'da il takımı yani o stadın faydalanması takımların daha olası duruyor. Yani Muğla'ya staf yapılması. O stad antrenman tesisi olur. İzmir'le alakalı herhalde zaten olursa bir Bornova Aziz Kocaoğlu olur. Çünkü Gürsel Aksel'i vermezler, Mustafa Denizli'yi vermezler. Ama şöyle bir şey var. Gürsel Aksel olabilir. Ben dün de yazdım gruba. Eğer Bodrumspor oraya bir talepte bulunursa Göztepe oraya şey yapabilir. Yani kısa bir süreliğine. Tüm sezon değil de. Ben Bodrum'un yerinde olsam eğer İzmir'den bir stat içi görüşeceksem hiç üşenmeden giderim Aziz Kocaoğlu'na bakarım. Kimse oynamıyor orada. Altınordu bile oynamıyor. Evet. Şöyle düşünün. Evet. Başka şehirlerde oynarsın ama o hangi ilin takımı? Sonuçta bayağı Muğla. Yani Muğla'da, Muğla yani bir adam Bodrum'dan çıkıp Muğla'ya gidebilir. Veya Muğla'da nasıl olsa benim şehrimin takımı diye gidip izleyebilir. Ama ya işte Bodrum'dan çık İzmir'e git maç izle geri dön insanların çok yapabileceği ve isteyebileceği işte bir şey. Hocam sadece biz futbol severler gideriz işte yani. Deniz yani maksimum Denizli olabilir belki. O şehir olsa adam diyecek ki benim şehrimin takımı gideyim destekleyeyim. Yani bir de en azından Muğla Spor hiç Süper Lig falan görmedi Muğla şehri. En azından o şehir zaten hep tatil hani şu bu ama en azından belki... Şimdi şöyle bir şey var. Hani birincilik olmuş olsa Muğla Stadyumu, Muğla Atatürk Stadyumu uygun. Yani birincilik şartlarında biraz tadilattan geçtiği zaman iyi bir stadyum var. Yani Muğla Stadyumu'nda oynanabilir ama Süper Lig için yeterli değil, olmuyor. Öyle hali zaten bilirsiniz şu anda Pendik Spor'un stadı da hemen hemen Muğla'nınkinden daha küçük bile bir stattı. Hani Muğla Spor. Evet, evet. Ne yaptılar? Bir iki oynayışla birlikte o hale gelir. Yani bence en mantıklısı Muğla'da. Belki Muğla ile alakalı belki tadilat yapılıp sezon ortasında Muğla'ya geçebilirler. Evet. Ya zaten şöyle bir şey düşünceleri var bence. Sezon ortasına kadar. Yani tüm sezon değil. Hani başka bir yerde oynayacaklarsa yani 5-6 maç, 7-8 maç. Öyle bir görüntü var. Ama başkanlara ne olursa olsun biz Muğla'dan Bodrum'da mı oynayacağız diye bir açıklama yapmış ama stadyum sorunu var nasıl olacak? Bodrum'da oynayacağız. Biz ne yapıp ne edip Bodrum'da oynayacağız demiş. Ama o stadyumda oynanmaz ki Süper Lig maçı. Ama şöyle tribünleri büyütebilecek şeyi varsa hani yok diye biliyorum çünkü tam böyle köşeli bir stadyum. Çok daralan yani. Hocam. Ya işte evet. Şeyini bulurlar. Ya Pendik'in çok mu şey Ali Koray Pendik Spor'un sahası arka taraf zaten binalar var. Yan taraf binalar var. Hiç büyüme şansı olmayan bir yerde boyadılar. Reklam panolarını çektiler. İşte kendi büyük tribünü biraz düzelttiler. Tamam yani aslında bakıldığı zaman bakın bir kulüp eğer ki çok taraftar desteği zaten yoksa eğer dışarıda oynamaya mecbur kalırsa işler çok zor. Hele ki geçiş şimdi Bodrumspor ilk defa Süper Lig yapacak. Ya şöyle düşünün Hatayspor'un yaşadığı zorluğu düşünün. Yani kendi şehrinde oynayamadığın zaman çok zor. Yani çok yani zor. Şimdi ya, hocam ben de katılıyorum. Yani kesinlikle Bodrum Süper Lig'de kalmak istiyorsa kendi stadyumunda oynamalı. Yani orada stadyum 1000 kişilikse bile orada oynamalı. Ben öyle düşünüyorum. En azından kendi şehrinde oynamalı. Şöyle düşünün. Evet, evet. Bunun Atatürk'üne baktım siz konuşurken. 7500 kişilik. İki taraflı. Dört taraflı değil ama. Değil, evet, evet. Pendik Spor'unki ne kadar? İki taraflı bir tribün var orada. Pendik Spor'a bakın, Pendik Spor'unki 5. Ben değil hocam, 2500 net biliyorum. O da yeni oldu. Bir de olay şu, Bodrum'la Muğla statlarının arası 2 saat. Tabii zaten canım. İlçesi yani, yakın bir yer. Ya, bakın, sonuçta İzmir'e gitsek hatta. Ya da Denizli'ye gitsek. 3-4 saat. 3-4 saati bulur. En azından Muğla statları derlenip toplanıp bence İzmir'de orası daha mantıklı. Yani, öyle bir şey de var. En azından Muğla halkı sahip çıkar. Tabii tabii. Ya örnekleri de var. Bakın Ümraniye Spor lige çıktı. Stada uygun değil dendi ama o statta oynadı. Ligin son 2-3 haftasına kadar ligde kalma hani çabası vardı. Pendik Spor keza aynı. Yani bu lige yeni çıktı. İlk defa çıkan bir kulüp. Kendisi de aslında oynadı. Yani ne yaptı? Adam son haftalara kadar ligde kalma şansı vardı. Ya yani o yüzden çok önemlidir bence. Bunu Bodrum Spor yani yönetiminin
Hani çok farklı şehirlerde, büyük şehirlerdense kendi o stadını biraz oynatıp veya olmadı kendi Muğla iline gidip oynaması en doğrusudur. Hocam İngiltere'de bugün bunun güzel örneği. Yani bazen çıkan takımları görüyoruz. Butik statlar çok küçük. Orada oynuyorlar yani. Hiçbir yerde şehir değişikliği görmedim ben İngiltere'de mesela. Aynen öyle. Ya bir de hatırlayın ligimizde eskiden, bilmiyorum siz hatırlar mısınız? Ben yaşlandım ya, hatırlıyorum. Bakırköy, Sarıyer filan statları var ya. Şey gibi. Zeytinburnu'nun gene büyük de onlarınki. Zeytinburnu büyük. Hani büyük onların, evet. Ama burası atıl hocam. Bakırköy, Sarıyer filan tribün yoktu ya neredeyse. Evet. Yani bakalım Bodrum'a stat meselesi ne olacak? Ben de çok merak ediyorum çünkü Bodrum lokasyon anlamında da Süper Lig'e renk katabilecek de bir lokasyonda. Hani şimdi, maç günlerinde. Bir konu daha var. Şimdi, evet. Eyüp çıktı. Galatasaray'la çok yakın. Değil mi? Cami olarak. Şimdi aynen. Bodrum'da Antalya'yla çok yakın. Yani Antalya'yla. Tabii Ali'ye bak beyler. Yani haritada da zaten Antalya'yla İzmir'in arasında şey. Yani, şimdi bakıldığı zaman çok ilginç bir lig oynayacağız. Yani seneler önce hatırlayın Gençler Birliği'nde Hacettepe bu ligdeydi mevzu. Ters olmuştu. İşte değişik. Hocam yani, zaten bizim ligimiz hani söylentiye çok mal veren bir lig. Her zaman konuşulan ve şu anda gergin bir ortam var. Ya seneye çok sıkıntılı bir süreç bekliyor yine galiba. Koray'ı görmüyor mu? Koray'ım gerginlikten sonra. Tabii canım. Birincilik de çok sıkıntılı. Ben size söyleyeyim. Bu seni niye arayacağız? Birincilik, şimdi düşünün takımları. Çok sıkıntılı bir sezon bizi bekliyor arkadaşlar. Çok gergin, çok dinamik ve çok sert bir sezon bekliyor hem de. Yani evet, bu sezon yani çıkış biletini, bu sezon çıkış biletini alamayan ben size oturup şey ağlayacak. Bakın bu seneki ligi arayacağız. Söyleyeyim size. Bak ben size ne kesinlikle söyleyeyim. Şu anda kim çıktı? Eyüp ne deniyordu? Eyüp'ün takımı iyi çıktı değil mi? İkinci takım kim çıktı? Göztepe. İyiydi çıktı. Göztepe. Para harcayan. Parası olan kulüpler çıktı. Çıkamayan parası olup bir tek Kocaelispor var. Şimdi onun yanında kim küme düştü? İstanbulspor. Para yok. Değil mi? Onun Pendik var. Pendik ayrı. O gene çıkar. Eyüp gibi. Hocam Eyüp oynamayanları Eyüp onu sırtlar. Hocam biz geçen hafta onu konuştuk. Eyüp oynamayan değil de. Hayır. Eyüp'ün yani lig. O konsorsiyum bu sezon Esenler Erol'u sırtlayacak. Yok. O ayrı. Esenler Erol da onların ekipten değil mi? Yok. Esenler Erol belediyenin. Yani AK Parti. Yok. Esenler Erol onlardan değil de Erol ciddi yatırım yapacak ama. Yapacak. Yani Erol. O zaman tamam. Bakın bu sene eğer Eyüp kötüye gidiyorsa baktılar Pendik ilk böyle 7'ye yaklaşıyorsa emin olun Eyüp'ten Pendik. Eyüp kötü gitmez. Eyüp takımı bak söylüyorum size. Şimdi şöyle bir de düşün. Ahmet geldi. Ahmet Spor var. Yani. Ben size bir şey diyeyim. Bu ligde şu anda parası olabilecek bir kulüp var. Kocaelispor ve Pendik Spor. Onun haricinde Ankara Gücü bence daha dibe doğru gidecektir. Şu anda ki Ankara Gücü'nü bu durumda ligde tutamadılarsa çünkü o tokatın acısı biraz fazla çıkacaktır bence. Hani uzun süre. Tabii şimdi çok oyuncu var. Nasıl olacak? Tabii. Ondan sonra bakıldığı zaman İstanbulspor gene mütevazı takım kuracaktır. Yani Karagümrük hocam unuttuk bak. Bak Karagümrük'ten ben hiçbir şey beklemiyorum. Yani onlar, ben Karagümrük'ün bu geçen sezon Süzümraniye'den ne bekliyorsanız ben aynısını Karagümrük'ten. Çünkü ben Karagümrük'ten aynısını bekliyorum. Ekonomik olarak çok zorlanacak. Ha bol bol İstanbul var hadi iyisin be. Ha valla. O yüzden yani seneye bütçesi olan ve özellikle bana sorarsanız bir tanesi Kocaelispor olacak, bir tanesi Pendikspor net olacak. Hocam ben Ahmet Spor'un da yatırım yapacağını düşünüyorum. Ben çok yani çünkü Ahmet'in o bölgenin tek takımı hocam. Ahmet'in seçimi var abi. Ona da değinecektim. Hayır, şöyle bir şey var. Yani bölgeden çok destek gelir Ahmet'e. O bölgenin tek takımı. Şanlıurfa var. Şanlıurfa takım yapabilecek mi? Yani Şanlıurfa'nın ben çok emin değilim Şanlıurfa'nın dediği gibi hocam. Adamlar küme düşerken bak. Evet. Ben hiç yani İhtimal vermiyorum yani o oyunculara paralarını verecekler. Ama gerçekten çok ilginç takımlar var. İlginç bir lig bizi bekliyor gibi duruyor. Yani şimdi bir yandan takım listesine bakmaya çalışıyorum da. Mesela asıl geçen hafta Koray abiyle konuştuk. İki sezondur piyasada olmayan bir birinci lig ekibimiz var. Gizli Özne. Kim? Yeni Malatya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok.
Yani ne bir idman bir şeyi var, ne altyapıdan oyuncuları çalıştırıyoruz, bir şey yok. Yeni Malatya'da şu an hiçbir şey yok. Çok Adil zor. Gevrek sürekli borç açıklıyor. Bana çok, göre mesela küme düşecek ilk takımlardan biri bana göre Yeni Malatya. İşleri zor. Zaten, İşleri çok zor. Evet. Zaten yani normalde de yani Allah yani bir daha göstermesen deprem olmasaydı zaten düşecekler. Evet o ayrı. Yani şu anda o dönemde bile ekonomik sıkıntıları vardı. Tabii şu anda o şehir yapılanıyor, bir şeyler oluyor. Çok zor. Yani bu sene olduğu gibi bence seneye de bu sene nasıl Giresun'la Altay'ı çok önceden uğurladık. Yani seneye de belki 3 tane 4 tane takımı daha lig başlamadan uğurlayacağız. Yani benim düşüncem o yani. O yüzden diyorum seneye bütçesi olan biraz takım yapabilen takımlar çok rahatlıkla şampiyon olacaktır. Yani şimdi bakalım Gençler Birliği sizce para harcayabilecek mi? Mesela Gençler Birliği bana göre çok ki zor. Onu da değinelim. Gençler Birliği de Sinan Hoca'ya gönderdi. Ya. Urfa harcayamaz. Evet o da ilginç bir durum ama bakalım. Para harcayabilecek, kadro tutabilecek bir zor, takımlar zor. Çok zor. Gençler Birliği'nin maddi sıkıntıları var diye biliyorum hocam. Tabii var. Yani şimdi bak ben onu söylüyorum. Birincilikte bu sezon kafadan küme düşecek iki takım bana göre. Gençler Birliği ile Malatya. Eğer Malatya bu sezon devam ederse ya çekilecek ya devam edecek. Adil Gevrek sürekli borç açıklıyor. Belki başlayamayacağız yani diyor. Çekilmesine izin vermezler mi? Hayır çekilirse bu sefer küme düşecek. Yani, o zaman küme düşecek yani. Yani. İkinci, üçüncü yıla gireceğiz. Yani artık şey doluyor. Baktığımız zaman şimdi üstten küme düşen takımlar İstanbulspor, Ankaragücü, Karagümrük, Pendik. Burada küme düşenlerde dinamik iki takım var bana göre. Karagümrük, Pendik. Alttan çıkanlar Erol evet. Zaten konuştuk. Bir şey diyeyim sen. Ahmet'in. Siz Karagümrük diyorsunuz ama Karagümrük takımındaki oyuncuların hiçbiri alt ligde oynamaz. Ya da Karagümrük. Zaten ya da yabancıların hiçbiri durmaz. Türk oyunculardan Emre Mor'u orada tutabilir misin? İtalyanlar gidiyormuş zaten. Emre Mor'la alakalı da farklı bir iddia var. Emre Mor zaten transfer yapar. Emre Mor'la alakalı da birincilikten bir iddia var. Kocaspor mu? Yok canım. Birkaç kez ismi geçti. Ya, Emre ama zaten Fenerbahçe'nin oyuncusu. Kiralık gitti bu arada. Ya şöyle. Kocaspor'da işte başkan adaylarından biri eğer olsaydı ben size söyleyeyim. Fenerbahçe ile diyalogları çok iyi olduğu için Fenerbahçe'den 5-6 tane oyuncuyu rica minnetle getirecekler. Kimden bahsettiğini biliyorum ben. Yani isim vermeyelim. Ama o yüzden şu anda öyle bir şey yok. Bir de Karagümrük'ün hakikaten oyuncu yapısı, kadrosu iyi bir takım. Ve hepsi Süper Lig yabancı ülkelerde oynayabilecek oyuncular. O yüzden Karagümrük takımını sıfırdan bir takım yap, yukarıya oynat. Ve aşağıdaki ekonomi de çok sağlıklı bir ekonomi değil. Bu paraları oyuncular oynatmak filan ki Hurman'ın da o kadar büyük bütçeleri olduğunu da zaten düşünmüyorum. Yani ama ekstradan çıktığı bir sezondan sonra 2 sene 3 sene iyi kaldı ligde. Şimdi mesela bakıyorum bir yandan da son gelişmeler işte Gençler Birliği'nde Sinan Hoca gitti, Keçiören'e Ersan Parlatan geldi. Boluspor'da başkanlık dönemi olacak. Adana'da ya da devir teslimi tamamlandı. Adana'ya değinmek istiyorum ben aslında. Çünkü Tuncay Şanlı ile anlaşıldı. Adana'da anlayacak gibi evet. Adana'da Tuncay Şanlı ile anlaşıldığı iddialarından ziyade Sakaryaspor'dan da oyuncu getireceği söyleniyor. Sakaryaspor'da verir oyuncusunu. Bence çok zorlanmaz istiyorsa Tuncay Hoca. Ama ya diyorum ya bütçe bu sene bu ligde parası olan kulüp bakın hiç zorlanmadan çıkacak. Yani hiç şey yok. Ya bu sene dikkat edin parası kimin vardı? Eyüp'ün. Bu lig bence son senelerde öyle Pendik'te parası vardı çünkü. Ya Pendik yine biraz daha zorlanmış. Şimdi bakın Göztepe ile şeye ne derler Eyüp'e hiç zorlanmadan çıktılar. İşte Kocaelispor onları biraz zorluyordu. Kocaelispor'da devre arası güç kaybetti. Yani kaybetmese iyi para yani iyi parayı iyi oyuncu getirse onların arasına girecekti. Yani bu sefer ne olacaktı? Bu ligde en fazla para harcayan 3 kulüp çıkmış olacaktı. Bu kadar. Yani şimdi onunla beraber işte Adana'da devir teslim var dedik. Ahmet Spor'da başkanlık değişimi oldu dedik. Burada mesela beni düşündüren takımlardan biri belki bu sezon güç kaybı olabileceğini düşündüm. Boluspor kanadı var. Yani çünkü borçlardan dolayı Savaş Başkan bırakacağını açıkladı Bolu'da.
Ve geçen sezon zorlanarak da olsa bir şekilde playoff'a attılar kendilerine. Ki böyle son gücünü kullanan takımlar da artık sezonlarda hep bir düşüşte görüyoruz. Yani ama işte Boluspor da bu sezona da aslında öyle başladı. Hani Boluspor düşer mi düşmez mi dedik. Hani ama orada hoca başarısı çok büyük. İşte Yalçın Hoca ile devam da orada biraz. Ama şimdi şöyle de bir şey. Oradaki oyuncular hani oynadıkları rakamlar bellidir. Şimdi iyi de bir sezon geçirdiler bence bakıldığı zaman. Özellikle ikinci yarıya çok iyi bir sezonu yaydılar. İyi geçirdiler. Oyuncular da transfer peşine gidecekler. Elinde kaldığı oyuncularla paranla ne kadar oyuncu alabilirsin? Bu da zor. Yani bir de ülkemizin ekonomik durumu da iyiye gitmediği için orada da kulüpler çok zorlanacak. İşte belediyelerin oraya para akıtması, evet, ve iş adamlarının oraya para akıtması çok kolay bir şey olmayacak. Çünkü düşünün kamuda bile devlet şu anda kemer sıkmaya gidiyor. Bütün belediyelere, valiliklere nedir? Diyorlar ki bütçelerinizi daha iyi yapın, işte kısıtlamaya gidin. Bu kulüpleri de etkileyecek. Öyle kolay olmayacaktır. Şunu soracağım, şimdi aslında playoff finalini geride bıraktık ama Sakaryaspor sizce yeni sezonu Coşkun Demirbakan'la mı başlar? Yok. Hayır. Şimdi mesela Sakaryaspor'da da yeni bir hoca ve yeni bir yapılanma olacak. Belki de Sakaryaspor'un bu kemik kadrosundan işte Delvaye'sidir, Dimitrov'udur, ne bileyim Dinos'udur, Kasongos'undan belki bir dağılma göreceğiz. Kesin mi göreceğiz? Ha? Kesin. Tabii. Zaten gerekli değil mi sizce? Yeni hocamız kadronun dağılması mı? Yani mesela Kasongo, Dino gibi isimler, Rotman gibi isimler. Şimdi konuyu dağıtmayayım ama şimdi burada biz sohbet ediyoruz. İşte futbolu. Ya şimdi Kasongo, Endolo, Davalli gibi oyuncularla mı oynamaktansa Burak, işte Brazo gibi, işte dün oyuna hoca İşte Bodrum değil mi? Samet. Üzeyir İmeri'yi soktu. Ya oyuncu bulalım artık. Ya bakın bu ligde geçen hafta bir şeyler açıkladın değil mi? Yabancı konu. Hmm. Ya bu ligi artık biraz daha genç, yukarıya aday oyuncularla dolu bir lig haline getirsek. Yarışmacı ligden tabii, yetiştirici lig. Şöyle maçı izlerken ya işte şu oyuncu ya ne kadar iyi oynuyor, işte Süper Lig'e verilse, gitse veya milli takıma aday oyuncu olsun. Biz şimdi buraya getiriyoruz işte 35, 30... 36 yaşlarındaki stoperler, işte santraforlar, bunlarla işte acaba evet zevk verir ama senelerimizi kurtarır mı kurtarmaz. İşte şimdi evet Urfa Spor kümede kaldı değil mi? Kaldı. Paksao attı. Şimdi Paksao atıyor ama biz onun yerine diyelim Güney Amerika'dan 20 yaşında bir çocuğu getirseydik, o atsaydı kalsaydı hangisi daha bizim için önemli veya yararlı olacak? Bulamıyorlar. Ne yazık ki hocam bilmiyorum. Kağıt mı çalışmıyor? Ya düşünün şöyle düşünelim işte. Bir final maçı var diyoruz ya hocam. Uğraşacaksın. Ya, oradaki oyuncuları düşünelim işte. Halil İbrahim Sönmez. Ünlükte tutunamıyor. Misal. Tahir tutunamıyor. Tahir Baboğlu. Bunlar forvet. Ya tutunamıyorlar hocam. Bir yaslı geçiyor. Özellikle gençlerimiz. Atabey Çiçek mesela. Bak ama demin. Ya bunlar hep yaslı gelirmiş. Demin Ali bir şey söyledi. Ali dedi ki Bodrum Spor'un sağ beki dedi, Üzeyir dedi. İşte Soma Spor 3. lige çıkınca ilk defa profesyonel oldu dedi. 20'li yaşlarından sonra değil mi? Bakın Türkiye'de zaten bir altyapı yok. Altyapı çalışmaları hep eksik. Eksik olduğu için oyuncuların gelişimi 18-19 yaşında tamamlanmıyor. Çünkü altyapıdaki tesislerden, ne kadar maç oynama alışkanlıklarından dolayı çocukların hepsi, yani o gençlerin hepsi 23-24 yaşında potansiyellerine ulaşıyorlar veya hani maksimum dedikleri performansa ulaşıyorlar. Ve biz bunun için bu alt liglerde ne kadar çok bu oyuncuları bulup oynatabilirsek bu oyuncuların gelişimi daha fazla olacak. Şimdi Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da bir sürü Türk oyuncu geliyor ülkemize 20 yaşında oynamaya başlıyor 21 yaşında. Bizim oyuncularımız oynayamıyor. Çünkü niye? Oynatmıyorsun veya ona yeterli altyapıdaki imkanı vermediğin için. Ne yapıyoruz? Gidelim dışarıdan 35 yaşında bir oyuncu alalım, 40 yaşında bir oyuncu alalım. Böyle devam ediyoruz. Hocam o daha kolayına geliyor herkesin. Hazır oyuncu 35 yaşında alalım, bitirelim işi. Çünkü artık şeyi kaybettik. Geçen hafta da bundan bahsettim. Yetiştiriciliğimizi kaybettik. Yarışmacı. Sürekli bir üst lig. Hani mesela Keçiören Gücü. Yok, adamlarda yarışma şeyi yok. Yetiştireyim satayım, tamam, yetiştireyim satayım işte mesela. Ya şimdi geçen programı izliyorum. Kocaelispor Başkanı İşte dedi ki sayıyı veremem ama gerekirse bütün kadroyu da yenileriz. Şimdi böyle olduğu zaman zaten olma şansın yok.
Yani bir kere yani bu sene bir oyuncu transferi yapıyorsa o oyuncu 2-3 senelik en azından 20 tanesi olmaz ama yani 10 tanesi 3 sene boyunca burada oynayabilmeli. Yani bu yatırımları yapar yani bu paralar kolay değil ya çok büyük paralar. Ya 300 milyondan bahsediyoruz, 400 milyondan bahsediyoruz. Ya onunla alakalı şunu söyleyeceğim. Kocaeli Spor Başkanı bize konuk oldu. Kocaeli'de amatör branşlarda bilenler biliyordur. İzmit Belediyespor'un satılma durumu var kadın basketbolda ve şehrin Süper Lig'lerdeki tek takımı. Dedi ki 20 milyona takım toplanabilir. Kurulacak kadronun onda biri mesela değil mi? Yani mesela bununla beraber kulüplerin farklı farklı oryantasyonları da olabilecekken onların da önü kapanıyor. Ya şimdi burada bir anlatmaya başlasam konu o kadar değişecek ki şimdi bak kulüp başkanı ne diyor? 20 milyon basketbol şubesini akıtırsak diyor ayakta tutarız. O zaman ben ve diyorum ki 10 milyon. Ve şunu da ekliyor. Mesela futbolun altyapı sponsoruyla basketin sponsoru farklı diyor. İşte 10 milyon 15 milyon altyapıyı aktır. 4-5 tane saha yap. 3 sene sonra bak neler oluyor. Yani ya bu aslında yani bir bütçeler belli olurken federasyonumuzu hani bunu getirmesi gerekiyor. Hani her yıl bir takımın bütçesi de 100 milyon mu ya yani 10 milyonu kesinlikle altı harcamak zorunda. Hocam ben bir de şunu söylüyorum hep yıllardır söylüyorum. Yani ben federasyon olsam, federasyon başkanı olsam veya orada yetkili birisi olsam yani yönetim olsam hep şunu söylüyorum ya. Birincilik, ikincilik, üçüncülik. Yani üst lige sen yabancı sınırı getireceğine bu alt liglere 21 yaş altı oynayan oyuncu mesela ilk 11'e 4 tane olmak zorunda diyeceksin. Herkes için yani şartlar adil sonuçta. Herkes bulundurması gerekecek, ilk 11'e oynatması gerekecek. Ancak böyle altyapıdan oyuncular çıkar ve maç en azından maç temposu, maç gelişimini tamamlar. Süper Lig'e en azından oyuncu göndermesi daha fazla oluruz milli takımlarla. Ben bunun kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. En azından Süper Lig'de bunu yapamıyoruz. Ben Süper Lig'de düşünüyorum. En azından bir tane veya iki tane ilk 11'de oynamalı şartı. Ama en azından altlarda bunu yapmamız lazım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Konu çok dağılıyor ama. Evet. Şimdi Koray Fenerbahçeli. Fenerbahçe bu sene ne kadar para harcadı Koray? Hocam transferde 55 aldı ama 50'ye yakınında harcadı. Yani aslında 5 kârlı ama sonuçta 50 milyon euro'luk da o yüzden var. Yani 50 milyon eurolardan bahsediyorsun. Belki o bütün bütçeyi transfer... Sadece transfer hocam bir de maaşları var. Bunların hepsini koyarsan 100 milyon euroya yakın bir paradan bahsediyoruz. Elde ne var? Tabii. Elde hiçbir şey yok. Yani şimdi ben de diyorum ki bizim kulüplerimiz bu kadar büyük paralar harcayıp bir tane Avrupa Kupası getiremiyorsa bu kadar büyük paraları harcamaya gerek yok. Ülkenin yapılanmaya ihtiyacı var. Yani evet 5 sene Avrupa kupalarında sıfır çek. Ama 5 sene boyunca bir yapılanmaya git. Altyapılarını bir altyapı her kulüp altyapısına 3 tane futbol sahası kursun, 4 tane. Her kulüp kendine bir işte Kocaelispor şimdi bu ligde 1 tane futbol sahası var. İdman yapabildi değil mi? 1 tane. Evet. Önce bunları geliştir. Altyapını geliştir, oradan oyuncu havuzun olsun, oyuncu yetiştir. Sonra bu çıkan oyuncuları daha sağlıklı idman yaptırabilmek için kendi tesislerin 3-4 tane sahan olsun. Sonra başarıyı 5-6 sene sonra yakalarsın. Bunun olması gerekiyor. Ya bunu olmadan bakın doğru. Belçika takımı, Belçika milli takımı hatırlar mısınız? Bir ara şeylere katılamayan, şampiyonalara katılamayan bir takımdı. Yani milli takım anlamında. Avrupa kupalarında evet. Bile takımları aynen. Sıfır çeken. Adamlar oturuyorlar ama otururken bakın tüpçü oturmuyor, müteahhit oturmuyor. Ne bileyim denizciler oturmuyor. Teknik direktörler, futbolcular oturuyor. Hani ülkeyi nasıl kurtarırız diye. Adamlar belli bir yasalar çıkartıyor. Diyorlar ki bizim ülkemiz bundan sonra şu sisteme göre oyuncular yetiştirecek. Dikkat edin. Belçika 5-6 yıl Avrupa'dan hep uzak kalıyor. Arkasından yetiştirdiği bütün oyuncular ya İtalya'ya ya Hollanda, İngiltere'ye veya Almanya'ya gidiyor. Çünkü adamlar bir sistem üzerinde duruyorlar ve o sistemden başarıya ulaşıyorlar ve dikkat edin altın jenerasyon dediğin oyunculara dikkat edin. Hep Avrupa şampiyonalarında, hep Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan oyuncular. Yani o yüzden böyle bir şeye ihtiyacımız var. Hocam teşekkür ederim. Yavaş yavaş sürenin sonuna geldik. Kapatmadan önce ekleyeceğim bir şey var mı hocam? Yani en son önce maç için iki kulübümüze de başarılar diliyorum.
Artı bir sezon boyunca bence çok zevkli programlar yaptık. Daha dur, finalimiz var. Yapar mıyız şimdi? Bilmiyorum. Yapacağız tabii. Yani son durumu yine bir konuşuruz. Ligdeki son takımların genel halinde. Yani o finalimiz var. Sezonun enlerini yaparız. Sezonun enlerini yapacağız daha. Sezonun enlerini yaparız o zaman. Öyle finali koyarız. Avrupa şampiyonluğu. Ben seçeyim. Kocaespor'un Gürcüleri diyeyim. Tamam. Onlar sezonun transferi değil miydi ya? Olsun, Kakao'yu seçelim o zaman. Ya onlar İtalya'daki gibi sezonun altın bidonu bence. Aynen öyle. Evet, bidon ne yazık ki öyle bir darbe var. Yani. Kore abi, sana da teşekkür ediyorum. Var mı? Yapalım ama güzel olur. Ben severim. Olur olur, yapacağız onları. İşte önümüzdeki haftaya kadar düşünceniz, vaktiniz var. Tamam. Kore abi, sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İki takımı da başarılar. İnşallah hak eden taraf bu lige gelir. İnşallah. Hayırlısı olsun diyelim. Ali abi, sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir yayındı. Bodrum Spor'u kutluyorum. Hem Iğdır Spor'a hem de Trabzon'a 1461'e başarılar diliyoruz. Evet değerli futbol severler, değerli Kocaeli TV izleyicileri, bu bölümde sonuna geldik. Yeni bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.